Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Çocukluğumuzdan beri okulda bize derler işte yakından televizyon izleme, işte yakından okuma göz bozulur falan. Bu önlenemez mi? Sonuçta pankreasla alakalı bir şey olduğunu biliyoruz bunun. Yani bilmiyorum hani böyle bir yöntemi yolu var mı bunun? Şimdi tip 1 diyabette önlemek mümkün değil. Onun başlangıç şekli, oluşum mekanizması çok çok farklı ama tip 2 diyabette önlemek, geciktirmek tabii ki mümkün. Tip 1'de değil değil mi? Tip 1'de değil. O otoimmün sebeplerle oluşan, otoimmün dediğimiz vücudun kendi organını, dokusunu yabancı farz edip onu yok etmeye çalışması. Organ nakillerindeki doku reddi gibi düşünelim. Mesela tiroidit diye bir rahatsızlık var, tiroidle ilgili bir hastalık var, otoimmün tiroidit. Bunu engellemek mümkün değil. Peki bir şey daha. Çünkü tam oluş mekanizması belli değil. Otoimmün sebeplerin mekanizması çok çok farklı. Tıbbın şu anda en yetersiz olduğu konu otoimmün hastalıklar maalesef. Onlarla ilgili tabii ki yıllardan beri yoğun çalışmalar devam ediyor ama engellemek biraz zor. Ama tip 2 diyabette engellemek nasıl mümkün? İşte siz de az çok biliyorsunuzdur. Kilo almamak mesela, düzenli egzersiz yapmak. Çünkü kilo almak, aşırı kilo hazırlayıcı bir faktör, zemin oluşturuyor. Eğer bir de genetik eğilimde varsa, ailede, annede, babada, yakın akrabalarda şeker hastalığı varsa, bu kişide genetik olarak da olma olasılığı yüksek. Nasıl ki her sigara içende kanser olmadığı gibi, genetik eğilimi olan kişilerde sigara içim miktarına bağlı olmaksızın akciğer kanser oluşma riski var. Şeker hastalığı da bu şekilde. Ailede var demek illa oluşacak demek değil. Evet, ailede hiç yok, bizde de oluşmayacak demek değil. Benim çok hastam var. Ailesinde hiç kimse yok. Sülalesinde şeker hastalığı yok ama kendisi tip 1 diyabet mesela. Bununla ilgili tabii ki bir sürü teoriler var oluşumuyla ilgili. Mesela cep telefonları çok günümüzde yaygın 20-25 yıldan beri. Bu benim meslek hayatımla da direkt paralel gelişme gösteren bir durum. Tıp öğrenciliği yıllarında cep telefonu yoktu. Asistanlık yıllarımda cep telefonu yoktu. 94'te uzman olduktan sonra bu otoimmün hastalıklarda çoğalmalar meydana geldi. Öğrenciyken bu Hashimoto tiroiditi dediğimiz tiroid yetmezliği ve çalışma bozukluğu yapan hastalık o yıllarda yılda bir iki tane üç tane görüyorken eğitim hastanelerinde üstelik bunları çok anlamak mümkün değildi. Daha küçük boyutlu hastanelerde bize yollarlardı genellikle. Biz bunları vaka takdimi yapar çok nadir gören hastalık diye. Uzman olduktan sonra bu ayda birlere düşmeye başladı. Haftada birlere düşmeye başladı bu vaka, benim gördüğüm vakalar. Son 5-10 yılda bu vaka sayıları neredeyse günde 2-3 tane çıkmaya başladı. İşte Çernobil faciası oldu. Onlarla özellikle Karadeniz bölgesinde kanserlerde artış meydana geldi mesela. Hiç bilmiyorduk 20 sene evvel GDO'lu gıdalar girdi hayatımıza, hormonlu gıdalar girdi hayatımıza mesela. Tarımda üretim arttırmak, çoğalan nüfusa gıda sağlamak maksadıyla. Bunların da ben rol olduğunu düşünüyorum ben. Teknoloji ilerledikçe ulaşım imkanları, araç sayısı arttıkça hareketsiz hayat da başladı maalesef. Ev ortamından her şeye ulaşmak mümkün. İnternet, asistanlık yıllarında çok büyük merkezlerde torpillerle gider gelir araştırmamızı yapardık ama şimdi cep telefonlarımızda bile internet var ve bilgi ulaşmak mümkün ama bu bizi hareketsizleştirdi. Ben Facebook sayfamda da bunu çok paylaşıyorum. Mesela şu andaki kapak fotoğrafım bisiklet. Niye? Çünkü bisiklet sürmek lazım. Arabayla işe gitmek, gelmek çok daha zor. Bisiklete çok daha kolay eğer yakınsa tabii ki. Havalar müsaitse tabii ki bazı şartlara bağlı. İstanbul'da bisiklet sürme yolları maalesef az. Benim oturduğum, yaşadığım yerde var büyük bir şans eseri. Anadolu yakasında Kartal, Pendik, Sahin'de çok güzel bisiklet yolları var. Ama illa şart değil. Yani bisiklet sürme imkanı olmayan kişilerin de yürüyüş yapmaları lazım. Alışveriş merkezlerinde yürüme imkanı var kış aylarında mesela. Hareketli bir yaşam oluşması lazım. Boğazımızı kısmamız lazım. Her şeyden az az yememiz lazım ki bu hastalıklar olmasın diye. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.